3. haftada dehşet gibi oynandı. Evet. Şimdi de günün son serisi. Tekrar burada Paquito da karşımızda ve bakalım Estuji durumu 2-0'a getirecek mi yoksa Sukuni'nin hareketliliği biraz onu gösteriyor ama çok da bulunamadı. Arkaya Karo 2 kişilik bir girdi ama Kazuya diğer tarafı takip etmedi. Karo'nun şimdi çıkması lazım. Kita burayı isteyecek. Skor gelecek mi? Karo bölgeden çıktı ama Kita terse kalmış olabilir. Kazuya tamamlayabilecekler mi? Geldi Kazuya ve skoru alıyor. Burada hani Kazuya'nın... Buradan çıkmaz, imkansız gibi bir şey. Sisimo gelecek, Selsam edecek, bilecek. Toprak'ta oyalıyor şu anda. Kesmeleri bayağı lazım. Zaman aldı. Çalım atıyor, çalım! Baya zaman aldı. Bütün bunlar tabii ki yine isteyecekler Jayu'yu. Yani iki lira arkası çevriliyor Jayu'nun. Üzerinde bir baskı var ki bu sefer hani skora dönüşmese de üstten Kule'nin gitmesine sebep oldu. Ya yani... Sigibum'u öne geçirme hareketleri bunlar. Sigibum şimdi savaşa dahil olabilecek. Üst Kule'yi de açtılar. Tecrübe koridoru üst koridora girecek. Yani şu an Estuji... Plana sadık kaldı. Alt koridoru Kazuya. Joyu, Ledin'i yakışığı yakaladı. Ardından da Fredin Ulysses'e beraber bitiriş. Bir kule daha gelecek. Orta koridorda da bir skor çıkıyor. Kita düştü. Ya her yerde görev peşinde. Yaşayacak ama orta kuleyi defleyebilecekler mi? Bir miktar az. Sarvar iki kişilik kitle kontrolü. Mükemmel! Jayo terse kaldı. CC boyu da buldular. Burada skor gelmiş oluyor. İki tane üst üste. 5'e 1'e kadar getirdi Estuji. 5K'da altın farkı Murano bu arada. Yani öyle bir savaştan sonra bir zahmet olsun. Kuleleri açtılar, kaplumbağaları aldılar. Savaşı 4-4'lük yaptılar derken nazar değdi. Burada nazar da çıkıyor. Kareyi düşürdüler. Aralarından bir kara skoru var ama Turtle'da birazcık avutucu bir şey olsun. Paquito pozisyon dahil oldu. Lunar'ın üstünde ciddi hasarlar verdi Lunar. Şayo, burada düşen oyuncu oldu Kita. Burada Nuvan'la mücadele ediyor. Sigibum da geldi. Burada Yuzong'a düşecektir. Yani 8-9-9.5. dakikada biter mi? Ne dersin? Ya ihtimaller dahilinde. Şu rekor zilinde bir hareketlilik var mı arkaya doğru? Henüz o hareketlilik gerçekleşmiş görünmüyor. Yukarıdan yine eş zamanlı gelen bir ittirme var. Alttan gelen bir ittirme var. Estuji tarafı biraz kuşatmış taraf görünüyor Sükunet'in. Sigibum çok fazla hasar edildi. Lunar içeri doğru atıldı. Burada Kita üzerine hasar denemeleri mi? Orada Joyun işini bitirdiler. Biter gibi. Kita orada patlamaya çalışıyor ama 3'te 3 geldi. Lunar 3'te 3'ünü yapıyor. Kita geldi. 4'te 4 mi gelecek? Manyağını attı Canaz. Base'in içerisinde kesebilecek mi? Base'e kadar giriyor. Belki kesemedi ama manyağıyla güne damgasını vurdu. Karşılaşmanın kazanında Estuji oluyor. Evet, en hızlı biten karşılaşmalardan biri oldu. Bence en hızlısı. En hızlısı galiba değil mi? 10-26 mı? 10-36 mı? Bayağı bir hızlı bitti. Ya tek taraflı bir oyun.